Türkiye'de saat 17 haberleri veriyoruz. Üstünün yıl ve enfeksiyonu nedeniyle hastanede tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kılıçoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bahçeli'nin durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bakan Koca, Bahçeli'nin kalp ya da beyin ilgili bir probleminin olmadığını vurguladı. AK Parti yargı reformu taslağını MHP'nin ardından CHP ve İYİ Parti'ye sundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, muhalefetin görüşlerini aldıktan sonra yasa teklifini bu hafta içinde meclis başkanlığına sunmayı amaçladıklarını söyledi. Uluslararası Para Fonu heyetinin CHP ve İYİ Parti ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Görüşmeye AK Parti'den tepki geldi. Parti sözcüsü Ömer Çelik, bu hükümet önünde sonunda İMF'ye gidecek diye eleştiride bulunuyorlar. Sonra da gidip gizli saklı bir şekilde İMF'ye görüşüyorlar. Burada çifte standart var dedi. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Özturak, MHP ile yapılan görüşmenin gizli saklı bir görüşme olmadığını söyledi. Özturak, Cumhuriyet her zaman saygımızdan ve saygımızdan yanılmış. Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan aile sayısı 46 oldu. Yurdun dört bir yanından evlat nöbeti tutan annelere destek yağıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gözü yaşlı annelere sözümüz var. Biz sizinle omuz omuza teröristlerin üzerine gitmeye devam edeceğiz dedi. Irak'ın kuzeyinde ve Şırnak'ta terör örgütüne ağır darbe vuruldu. 14 terörist etkisi. Kuzeyindeki operasyonda teröristlerin tuzakladığı tahliyecinin ilgilen kesmesi sonucu çarpılar şehit oldu. Öte yandan DAEŞ'le mücadele kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 F-16 uçağı Suriye hava sahasında uçuş icra etti. Uçuş Fırat'ın doğusunda gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye sınırında yapılacak olan Karadeniz